Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. En sevgiliye programında Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin keremli ismini, şerefli hayatını anmaya devam ediyoruz. Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi isimli kitabını kaynak olarak alıp Efendimizin ve Zannediyorum çok yakında birinci cildi bitirmiş olacağız. Yani bir yılı aşkın süredir hamdolsun. En sevgili programında devam edeceğiz. Allah Teala hayırlı ömürler nasip eylerse. Biz böyle her hafta saadetli hayatını takip edeceğiz. En son sevgili Peygamber Efendimiz'e tabi olan ilk Müslümanlar, Efendimiz'in yıldızları, nübüvvet göğünün yıldızları ve sevgili Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın ve Allah Teala'yı birlemenin ve bütün putları ve bütün uydurulmuş ilahları reddetmenin adeta fatura diyeceğim ama genelde Türkçede kullanırız bunu ama sahabe efendilerimizin yaptığı bir hareket için çok avami bir ifade olacak. Evet, imanlarının gereğini sonucu ne olursa olsun yerine getiren sahabe efendilerimizin yaşadıklarını Anlatmaya devam ediyoruz. En son Ümmü Ubeys Hatun'a yapılan işkence. Çokça sahabe efendilerimizin yani erkek olan sahabe efendilerimizi yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Ama e, belki bir mesela Sümeyye, Ammar bin Yasir radıyallahu anh efendimizin annesi. Hazreti Sümeyye İslam'ın ilk kadın şehidi. Bunu biliyoruz. Fakat başka kadınların, başka annelerimizin, başka sahabe hanımların, sahabi hanımların yaşadıklarını böyle ardarda arda bilmekte bir ilim gerektirecektir. Asım Köksal hocam böyle birkaç örneği ardarda arda vermiş. bir önceki programımızda Zinnire Hatun'la başlamıştık. Şimdi de Ümmü Ubeys Hatun'a yapılan işkence diyoruz. Ümmü Ubeys Zinnire Hatun'un kızı. Anneye işkence yapılmış ve ardından da kızı Ümmü Ubeys Hatun'a. Allah yolunda işkenceye uğrayanlar arasındaydı. Müslümanlıktan döndürülmek için ona müşriklerden Abdi Yavuz diye biri işkence yapardı. Nehdiye Hatun'la kızına yapılan işkence, Nehdiye Hatun'la kızı da Allah yolunda işkenceye uğratılan Müslüman köle kadınlardandı. Ve Lübeyne Hatun'a yapılan işkence. Lübeyne Hatun Müemmel oğullarının kölesi olup Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olmadan önce onu Müslümanlıktan döndürmek için en ağır işkencelere uğratırdı. Hasan bin Sabit der ki radıyallahu an ben umre hacısı olarak Mekke'ye varmıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkı İslamiyet'e davetle uğraşıyor. Ashabı da işkencelere uğratılıyordu. Ömer bin Hattab'ın başucuna dikildim. Kendisi beline İzar fota tutunmuştu. Müemmel oğullarının kölesi olan kadının boğazını elleri gevşetip yanlarına düşünceye kadar sıktı durdu. Ben kendi kendime öldü artık kadıncağız dedim. Ömer bin Hattab onu bırakıp zinnirenin üzerine yürüdü. Ona da bunun gibi yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu an Müslüman olmadan önce yine bir gün Müslümanlıktan döndürmek için Lübeyne Hatuna işkence yapıyor vurup duruyordu. Dövmekten bıkınca, yorulunca ona senden özür dilerim. Ben seni yorulduğum için bıraktım dedi. Lübeyne Hatun da ona eğer Müslüman olmazsan Allah da sana böyle yapacaktır dedi. Amir bin Füheyre'ye yapılan işkence. Amir bin Füheyre radıyallahu anh Müslümanlıktan döndürülmek için müşrikler tarafından işkenceye uğratılan kölelerdendi. Kendisinin bazen Bilal-i Habeşi ile birlikte bir urgana bağlanarak çocuklar tarafından çekilip işkence yerlerine götürüldüğü görülür. Bazen de ne söylediğini bilemeyecek kadar işkenceye tutulduğu görülürdü. Ebu Fükeyhe'ye yapılan işkence. Ebu Fükeyhe Müslümanlıktan döndürülmek için en ağır işkencelere uğratılan kölelerdendi. Ebu Fükeyhe'ye Abdüddar oğulları işkence yaparlardı. Kendisini elbisesiz olarak ayağından zincirle bağlarlar, öğlenin en şiddetli sıcağında Remda'ya çıkarırlar, göğsünün üzerine kocaman bir taş, kaya parçası koyarlar, aklı başından gider, ne söylediğini bilmez olur, dili ağzından dışarı çıkardı. Öldü artık denilip bırakılırdı. Sonra ayılır, kendine gelirdi. Bir gün Ümeyye bin Halef de Ebu Fükeyhe'nin ayağını iplerle bağlattı, sürükleyip Remda'ya götürmelerini emretti. Kendisini oraya bıraktırdı. Ümeyye bin Halef o sırada yanlarından yürüyüp geçmekte olan Cual, Yellengen böceğini göstererek Ebu Fükeyhe'ye senin Rabbin bu değil mi? dedi. Haşa senin Rabbin bu değil mi? Alay edecek ya. Ebu Fükeyhe benim Rabbim Allah'tır. Beni de seni de yaratan odur. Şu cual böceğini de o yarattı deyince Ümeyye bin Halef kızdı. Ebu Fükeyhe'nin boğazını boğarcasına sıktı. Ümeyye bin Halef'in kardeşi Übey bin Halef de arttır onun azabını. Kardeş, kardeş abisine yapılanı artır onun azabını diye destekliyor. Muhammed gelip onu kurtarıncaya kadar. Artır onun azabını. Muhammed gelip onu kurtarıncaya kadar dedi. O gün öldüğünü sanıncaya kadar Ebu Fükeyhe'ye bu şekilde işkence yapıp durdular. Ebu Fükeyhe Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete katılıp Mekke'den ayrılıncaya kadar müşrikler ona işkence yapmaktan geri durmadılar. Ve Bilal-i Habeşi radıyallahu anh müezzinlerin piri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, nübüvveti, risaletinin tahtındayken, onun da duyduğu anda arşa yükselen ses, umumi olarak, genel olarak, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh efendimizin sesiydi. Bilal-i Habeşi Müslümanlığını gizlemeyip açıklayan ilk yedi mücahitten birisi olup Allah yolunda en ağır işkencelere uğratılan kölelerden Müslümanların zayıf ve fakir tabakasındandı. Dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere katlanırdı. İşkencelere tutulup "Haydi sen de bizim gibi söyle" diye zorlandıkça dilim onu söyleyemiyor. Ona dilim dönmüyor. Ehad ehad demekten geri durmaz. Müşrikler söyletmek istedikleri hiçbir şeyi ona söyletemezlerdi. Kendisine Allah yolunda canını feda etmek, küfür sözünü söylemekten daha kolay gelirdi. Kureyş müşriklerinden Ümeyye bin Halef, Bilal-i Habeşi'nin ellerini, ayaklarını sıkıca bağlattırır, Öyle vakti kızgın güneşin altında Mekke vadisinde sırt üstü yatırtır, sonra büyük bir kaya parçasının onun göğsünün üzerine konulmasını emredip koydurur, Bilal-i Habeşi'ye de Vallahi ya ölünceye kadar böyle kalırsın ya da Muhammed'i inkar eder, Lat ve Uzzaya taparsın derdi. Mantıken istedikleri şey zor değildi. Yani şöyle bir Süleymaniye mabedi yap demiyorlar. Sadece Muhammed'in Rabb'ini inkar et. Ortada ne bir Medine hicret var, ne bir Bedir var, ne bir Uhud var, ne bir Hendek var, ne bir Efendim Hayber fethi var, ne bir Mekke'nin fethi var, hiçbir şey yok. Sadece görünen karanlıktan başka bir şey değil. Yani şu cisimler aleminde görünen şey sen bu söylediğine devam ettiğin sürece ya öleceksin ya da bizim dediğimizi diyeceksin. Hayır. İşte o hayırı dedirten iman, kalbi dolduran, bütün hücreleri dolduran Allah Teala imanımıza yakin lütfetsin. Kamil iman nasip buyursun hepimize. Allah Teala çoluğumuza, çocuğumuza. Evet, lat ve uzaya taparsın. Yani ya öleceksin burada ya da Muhammed'i inkar edeceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Lat ve uzaya taparsın. Bilal-i Habeşi radıyallahu an ise bu bela içinde ahad, ahad derdi. Kendisinin vallahi onları kızdırdığım bundan daha ağır bir kelime bilseydim muhakkak onu söylerdim dediği de rivayet edilir. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh efendimizi bir gün bir gece susuz bıraktıktan sonra kendisine demir gömlek giydirip remdanın şiddetli sıcağı altında da tutar vücudunun yağını eritirlerdi. Bilal-i Habeşi'nin bu ağır işkenceler altında bayılıp ayıldığı da olurdu. Hasan bin Sabit radıyallahu anh der ki, ben hac veya umre yaptığım sırada görmüştüm. Bilal'le birlikte Amir bin Füheyre bir urgana bağlanmış. Çocuklar onları çekip götürüyorlar. Bilal ise ehad bir ehad. Ben latı, uzzayı, hübeli, isafı, naileyi ve büvaneyi tanımıyorum derdi. Ümeyye bin Halef onu Remdada yere yatırdı. İstediği kadar işkence yaptıktan sonra boynuna ip taktırdı. Çocuklara teslim etti. Onlar da Mekke sokaklarında dolaştırdılar. Bilal Habeşi o halde yine ehad, ehad demekteydi. Bilal Habeşi'nin annesi Hamame Hatun da Allah yolunda işkenceye uğrayan köle kadınlardandı. Allah Teala hepsinden razı olsun. Evet üzerine taş konulur, susturulmak istenir ama Rabbül Alemin onun ecrini, sabrının ortaya koyduğu o mümin hali Allah Azze ve Celle o zatın ehad diyen o zatın sesini günde beş defa arşa kadar yükseltir. Ve Habbab bin Eret'e yapılan işkence. Göreceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habbab bin Eret'in başını öpecek sonra da ashabına diyecek ki onun başını öpün. Acaba neden böyle bir şey olacak? Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapacak? En ağır işkencelere uğrayanlardan biridir. Habbab bin Eret radıyallahu anh. Müşrik kadınlardan Ümmü Enmar'ın azatlı kölesi olan Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıklamaktan çekinmeyen, dininden döndürülmek için Mekke'de en ağır işkencelere uğratılan koruyucusuz Müslümanlardandı koruyucusu da yok. Fakir, zayıf ama Müslümanlarını da gizlememiş. Müşrikler onun çıplak vücudunu dikenler içinde sürürlerdi. Kendisinin çıplak vücuduna demir gömlek giydirilip en sıcak günde Remda'da güneş altında vücudunun yağı eritilircesine tutulduğu da olurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi küfür sözünü ona söyletemezlerdi. Nitekim müşrikler bir gün onu yakalayıp soydular, düz bir yerde yaktıkları ateşin içine sırtının üzerine yatırdılar. İçlerinden birisi onun göğsünün üzerine ayaklarıyla bastı. Ateş sönünceye ve yer soğuyuncaya kadar kendisini öylece tuttular. Yıllar geçtiği halde bile Habbab'ın sırtındaki yanıkların yerleri, alacaları kaybolmadı. Hazreti Ömer halifeliği sırasında Habbab'a müşriklerden çektiği işkenceyi sormuştu. Habbab radıyallahu an ey müminlerin emiri bak sırtıma dedi. Hazreti Ömer onun sırtına bakınca doğrusu ben insan sırtının bugünkü gibisini hiç görmemiştim dedi. Habbab radıyallahu an benim için bir ateş yakmışlardı da ben onun üzerine sürüklenip atılmıştım. O ateşi benim sırt etimin yağı söndürmüştü dedi. Habbab demirciydi, kılıç yapardı. Habbab'ın hanımefendisi Ümmü Enmar da Habbab'ın başını ateşte kızdırdığı demirle dağlardı. Habbab radıyallahu an peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıp Ümmü Enmar'dan şikayetlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Allah, Habbab'a yardım et." diyerek dua edince Ümmü Enmar başından bir derde tutulup köpeklerle birlikte ulur oldu. Kendisine "başını dağlat" diye tavsiye edildi. Bunun üzerine Habbab demiri alır, ateşte kızdırır, Ümmü Enmar'ın başını onunla dağlardı. Habbab'a müşriklerden Abdiyavus da işkence yapardı. Abbâb bin Eret radıyallahu anh der ki bizler müşriklerin en ağır işkencelerine uğramış bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde, bürdesinde kaftanını yastık edinerek ona dayanmış olduğu bir sırada yanına vardık. Halimizi, müşriklerden çektiklerimizi kendisine arz ve şikayet edip Ya Resulallah yüce Allah'a bizim için dua et. Bizim için yüce Allah'tan yardım dile. Ya Resulallah. Bizi dinimizden döndürmelerinden korktuğumuz şu kavme karşı bizim için yüce Allah'tan yardım dilemez misin? Bizim için Allah'a dua etmez misin dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yüzünün rengi değişti. Yüzü al al olduğu halde doğrulup oturdu. Vallahi sizden öncekilerin içindeki müminlerden bir kimse yakalanır kendisi için yerde bir çukur kazılır. O kimse o çukura dizlerine kadar gömülür. Sonra bir testere getirilir. Başının üzerine konulup biçilerek ikiye bölünürdü de bu işkence kendisini dininden döndüremezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır, kazanırdı da yine bu işkence kendisini dininden döndüremezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allah sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Bu iş muhakkak tamamlanacaktır. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir. O kadar ki hayvanına binmiş bir kimse San'a ile Hadramev arasında San'adan çıkıp Hadramev'te kadar gidecek de yüce Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Ancak varsa koyunu hakkında kurt saldırmasından kaygı duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz." buyurdu. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Habab bin Arat radıyallahu anefendimiz gibi işkenceye tabi tutulanların efendimizden dua istemesi ve efendimizin onlara sabrı tavsiye etmesi Rabbül Alemin görüyor. Evet, peygamber dua eder sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Rabbül Alemin'in bir hesabı var. Ve Ebu Bekir ile Ebu Cehil birbirinden ayrılmalı. İmanın bir insanının iç dünyasındaki sınırlarını ortaya çıkarması gerekli. Siz acele ediyorsunuz. Efendim bugünkü programımızı da burada noktalayacağız. E, fakat bir sonraki programda yine sahabe efendilerimizin iman ettik demekle bırakılmadıklarını ve imtihandan, imtihanlardan geçtiklerine şahit olacağız, şahitlik edeceğiz. Allah Teala çekemeyeceğimiz yükü bize yüklemesin, yüklemez de çekemeyeceğimiz yükün altına girmekten bizi muhafaza etsin. Girmeye çalışmayalım. Sizleri Allah Teala emanet ediyorum. Bir sonraki programda Rabbim nasip buyurursa Miktat bin Amr'a yapılan işkence diyerek Mekke-i Mükerreme'de İslam'la şereflenen o büyük müminlerin yaşadıklarını anlatmaya, anmaya devam edeceğiz. Allah Teala emanet olsun efendim.